Merhaba arkadaşlar, muhteşem bir yere geldim. Alanya'nın Dim çayını hatırlıyor musunuz? İşte ona benzeyen bir yer ama Ege'deyiz. Hadi video başlasın. Yuvarlakçay arkadaşlar benim de hayran kaldığım bir yer. Çünkü muhteşem bir doğaya sahip. Köyceğiz'e gelip de öyle gölün etrafında bir şeyler içip Kağıştan da ufak bir alışveriş yapıp doğal organik ürünlerden buraya uğramadan geçilmemeli diye düşündüm. Ve Akdeniz sonrası buraya gelme kararı aldım. Daha önceden Alanya'da yani Akdeniz'de benim bir numaralı yerim Dim çayını size çekmiştim biliyorsunuz. Sağda hemen göreceksiniz ya da solda nereye koyuyorsam videoyu. Şimdi sıra Ege'nin en güzel nehrinde ama bu nehrin muhteşem bir hikayesi var. Benim için muhteşem en azından. Şu an görüyorsunuz salıncağa biniyorum. Salıncak çok hoş, her yerde bütün restoranlarda yapılmış ve hani ayaklarınız suya değe değe sallanıp eğer bikininiz mayonuzu varsa bir şekilde atlayabiliyorsunuz. Hani bu keyifli kısmı, eğlenceli kısmı harici. Bu nehir 200 yıl önce kurumuş. Kuruduktan sonra ahali çok üzülüyor. Köyceğiz Gölü'ne akan o Çiçek Dağı'ndan akan su bir anda yok oluyor. Ve karar veriyorlar belli bir süre kuraklık çektikten sonra yer altından bu suyu nasıl çıkarabiliriz diye. Ve toplarla eski patlatma yöntemiyle yer altından su çıkarmaya çalışıyorlar ama hazin bir son çünkü hemen olmuyor. Ama sonra belli bir zaman geçiyor. Belli bir dönemden sonra da bir anda yer altından o sular fışkırmaya başlıyor ve yuvarlana yuvarlana akıyor su. Ahali çok seviniyor köylü ve adını da Yuvarlakçay koyuyor bu nehrin ve daha sonrasında da ilk bulunduğumuz yer Çınar Restoran olmak üzere birçok restoran öyle yan yana kuruluyor. Yerli ya da yabancı birçok turistin de ilgisini çekiyor. Şu an hafta içi geldim. Hafta içi gelmiş olmama rağmen çocuklar ciyaklıyor, aileler yemek yiyor, orada koşturanlar, burada eğlenenler, oturup kafasını dinlemeye çalışanlar gerçekten ama 7'sinden 70'ine herkese hitap edebilecek bir yer burası. Eğer tercih eder de yolunuz düşerse Köyceğiz'e falan herkes bir Köyceğiz'i merak eder. Yuvarlakçay nerede diye sorun. Muhakkak zaten size göstereceklerdir. Çocuğumuz ağlaya ağlaya gitmekle birlikte sanırım bir sıkıntı yaşadı. Ailesi onu paketledi götürüyor. Neyse onlar bir ayrılsınlar tekrar konuşacağım sizinle. Evet çocuk uzaklaştığına göre hemen devam edebiliriz. Efendim burada suyumuz soğuk 5-6 derece ve hani girmek isteyenler gene girebilirler tabii ki. Ben ayağımı suya soktum. Dim çayına göre daha iyi geldi bana. Ama üşütebilirsiniz, dikkat edin. Çardaklarla ve hamaklarla ve salıncaklarla acayip bir sempati kazandırmış tesis etrafa. Bütün turistler o salıncakta sallanıyorlar, işte hamaklarda, efendim çardaklarda yemeklerini yiyorlar ve 8-9 saat, akşam 8'e 9'a kadar burada takılabiliyorlar. Çınar Restoran'ın butik oteli de var. Diğer yerlerin var mı bilmiyorum. Ben internetten baktım. İlk kurulan tesis olarak burası meşhur olmuş Yuvarlakçay'da. Sonra diğer yerler Yeşilvadi, işte Yuvarlakçay bilmem ne restoranı diye devam eden birçok birbirine benzeyen tesis açılmış. Hepsindeki sistem aynı. Yuvarlakçay'da muhakkak salıncak kuruluyor. İnsanlar sallansınlar diye. Turistlerin ilgisini çekmesini ve eğlenceli kılmasının tek şeyi bu olmuş Yuvarlakçay'da. Ve iyi düşünmüşler, güzel. Yani giremiyorsan bile suya bir şekilde sallanmak, o sallanırken de ayağını suda hissetmek keyifli bir şey. Harici de arkadaşlar kış ayında da gelebiliyorsunuz bu tesise. Kış ayında tabii daha soğuk oluyor. Dağların arasındayız çünkü. 1 saatlik bir mesafede geldik buraya. Dağların arasında olduğumuz için ısı da sıcaklık da hemen düştü. Muhakkak köylüden ama portakal ve mandalina alın kış ayında geldiğinizde. Köylü yolda da organik reçeller vesaireler yapmış satış yapıyorlar. Benim Akdeniz'imin mandalinası, efendim portakalı çok güzeldir, muzlu. Ama buranın da gene aynı şekilde mandalinası ve portakalı yenmeye değer. Şahsen ben her reçeli yemem, portakala bayılırım. Biraz önce gördüm, tam da benim istediğim gibi küçük küçük yapmışlardı. Ben de buradan alıp gideceğim ama kış ayında geliyorsanız daha yoğun görürsünüz. Daha yoğun da alışveriş yaparsınız. Daha çok organik ürün oluyor. Şimdi yaz ayı olduğu için artık burada bir şeyler yiyeceğiz ve buradan gideceğiz. Ama kış ayı siz uğruyorsanız köylünün o sattığı şeyler daha çok zengin olacağı için istediğiniz birçok şeyi de bulabileceğinize inanıyorum. Bu arada bakalım burası nasıl, fiyatlar nasıl? Hemen şöyle size bir göstereyim. Gördüğünüz üzere ekranda menü bu şekilde. Fiyatlar da fena değil, turistik bir yer. Yerli ve yabancıya hitap ediyor. Yabancı nasıl geliyor derseniz tabii tur şirketleri ve otobüslerle. Onların rehberleri var, bir şekilde burayı buluyorlar. Ama yerli zaten bir şekilde akrabasıyla vesairesiyle ya da ben nasıl bulduysam geliyor, buluyor, akşama kadar vakit geçiriyor. Alkolün de olduğu bir tesis burası. Haliyle akşam 12'ye kadar eğer yoldan geri dönerken korkmuyorsanız burada bayağı bir vakit geçirebilirsiniz. Alkolünüzü de alırsınız. Çünkü dönerken biraz virajlı yollarda şahsen ben çok korkuyorum. Kendi şoförlüğünüze güveniyorsanız, ben hiçbir zaman güvenemedim. Belli bir saat dilimine kadar burada takılıp döneceğim. Şimdi biraz etraftan daha çok görüntü almak istiyorum ve yemek yemek istiyorum ama tam bir şey de yemek istemiyorum. Ben nedense bu tarz yerlerde hep bir şekilde alabalık vesaire tercih etmiyorum da işte sigara böreği olsun, patates olsun o tarz şeylerle besleniyorum. Yine o ortaya karışık bir şeyler yapacağım galiba. Hadi gelin birlikte buraları biraz daha keşfedelim. Ondan sonrasında da tekrar Köyceğiz'e döneriz ya da Muğla'ya döneriz. Çünkü Ege bölgesinde daha devam edeceğimiz yerler var arkadaşlar. Hatta yolumuzun üstünde Akyaka var. Neden olmasın? Oraya da uğrayabiliriz. Oteli de öğrendim arkadaşlar. Sahibi şu an çok meşgul. Kendi sanki sahibi değil de çalışanı vızır vızır çalışıyor ama fiyat bilgisi geçti bana. Kişi başı 400, çift kişilik oda 400-400-800, aile odası 1200. Yani kişi başı 400'den bir fiyat geçmiş. Üstüne altına çıkmamış odanın değişikliğine, büyüklüğüne vesairesine göre. Çok mantıklı, herkesin kalabileceği bir yer. Eğer sizin de bütçenize uyuyorsa Yuvarlakçay'da Çınar Restoran'a gelip aynı zamanda Çınar Butik Otel'de konaklayabilirsiniz bir iki gün. Ama buraya da bir iki gün vakit ayrılır. Sonrası Köyceğiz, Dalyan, işte Muğla, Akyaka falan devam edersiniz. Ayaklarım donuyor. Burada oturup da bir saat yemek yiyemem yani. Kaçacağım buradan. Ya gerçekten bikininizle ve mayonuzla gelin arkadaşlar. Ben öyle yapmadım. Sadece salıncak keyfi yapabiliyorum ama suyu da çok öyle aman aman soğuk değil Dim çayı gibi. Hani çok fazla soğuktan nefret etmeyen bir insansanız 5-6 derecelik suya haliyle girer yüzersiniz ve çok temiz bir suyu var. Biz de böyle mal mal geziniyoruz işte üstümüzde kıyafetlerle. Milleti atlarken suya. Burada da gördüğünüz üzere çardak bölümü var arkadaşlar. Şayet masada değil de uzanacağım ben şöyle keyfime bakacağım diyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Şurası boş sanırım. Ben de oraya 2 dakika geçeyim. Daha geldik. Bu videoyu beğendiyseniz eğer zil butonunu açmayı unutmayın. Bana abone olmayanlar abone olun lütfen. O güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz sevinirim. Daha çok gezeceğimiz, sunacağımız yer var. Gezemeyenler için de bir fikir sahibi olmalarını sağlıyor bu videolar diye düşünüyorum. Ben de 2 senedir pandemide oturdum evde. Geçen sene size Alanya yazlık vloglar, gezintiler vesaireler çektim ama bu sene böyle biraz karma olsun istedim. Biraz Akdeniz'den, biraz Ege'den. Montajlarımı da karışık yapıyorum. Hop bir anda işte Alanya'daydık, hop bir anda geldik Yuvarlakçay, Ege, Köyceğiz'e ama giderken de çekmiştik. Hep karışık oluyor ama her yerden görün istiyorum. Çünkü ben de özlemişim her yere gitmeyi, yemeği, içmeyi, gezmeyi, tozmayı, nerede, ne meşhur, ne kadar ödüyoruz, nedir, ne değildir diye. Ekonomi gerçekten çok pahalandı arkadaşlar. Bayağı sıkıntıda gidiyor Türkiye halkının gelir düzeyi ve gider düzeyi arasında bir denge kalmadı. Her ne kadar öyle olduğu söyleniliyorsa da benim gibi gezen, tozan, her yerde yiyen, içen biri bunun böyle olmadığını farkında. Onun için en ucuz nerede yiyebiliriz, nerede içebiliriz, nerede kalabiliriz ama bir taraftan da keyfimizi sürebiliriz, tatilimizi yapabiliriz. Amaç bu. Yuvarlakçay'ı da onun için gelip çekmek istedim. Burası da güzel bir yer, uygun bir yer. Ailenizle gelebileceğiniz, 7/24 takılabileceğiniz bir yer. 7/24 diyorum çünkü Çınar Restoran'ın Butik Oteli de var. Tabii ki burası tesis 12'ye kadar açık ama siz eğer burada kalmak istiyorsanız, konaklamak istiyorsanız butik otelinden de faydalanabilirsiniz. Bu bir reklam değil. Çınar Restoran ilk kurulan bir tesis olduğu için burayı tercih ettim ve bahsediyorum. Diğer yerlerde restoran olarak devam ediyorlar. Eminim ki burada yaşıyor olsaydım diğer yerleri de tek tek çekerdim size. Hem de fiyat karşılaştırması yapardık. Ama Ege biraz daha bana göre Akdeniz'den ucuz. Bana öyle geldi yani. Akdeniz biraz daha pahalanmış, biraz daha turistlere yönelik olmuş. Ege biraz daha bu konuda vicdanlı. Yerli turisti de düşünmüş, ona göre makul kılmış fiyatları. Evet, benden bu kadar şimdilik. Bakalım haftaya nerede olacağız, nereye gideceğiz, nerede gezeceğiz, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Yoksa artık İstanbul'a mı dönüyoruz? Dönmeyelim ya İstanbul'a, değil mi? Gezelim şöyle yeşillikler içerisinde. Ya ben çok özlemişim maviyi, yeşili, her şeyi çok özlemişim. Siz de özlediyseniz ama gidemiyorsanız videolarıma gelin. Ben çok mutlu olurum. Çünkü hayatı paylaştıkça sevenlerdenim. Onun için bu videoları çekiyorum ki sizle paylaşıyorum. Siz de oturduğunuz yerden geziyormuş gibi olun diye. Ama sevdiğiniz yer olursa da olabildiğince fiyat göstermeye çalışıyorum. Kafanızda bir fikir edinir, ona göre bir tatil planlarsınız. Sizi seviyorum. Haftaya görüşürüz. Nerede olacağımızı şimdiden söyleyemiyorum. Montajda nasıl olur onu da bilmiyorum ama kocaman öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın.